Peki Berlin dedik, Frankfurt Oder dedik. Buraları hiç gitmeyen, hiç duymayan arkadaşlarımız için bu biraz çok yabancı gelebilir size. Berlin, Almanya'nın en doğusunda, alabildiğine doğusunda bulunan bir eyalet aslında. Berlin kendi başına bir eyalet. Her ne kadar Brandenburg eyaletinin içinde bulunuyor olsa da Berlin özel bir eyalet. Ve tabii ki Berlin'i yönetenler farklı, Berlin'in kuralları farklı. Berlin'de çalışmak ve üniversite okumak, Brandenburg'ta çalışmak ve üniversite okumaktan yani az da olsa farklı özelliklere sahip. Ben de Brandenburg'ta üniversite okuyordum, Frankfurt Oder'de. Frankfurt Oder ile Berlin arasında yaklaşık 100 kilometrelik bir mesafe var. Trenle 1 saatte gidiliyor, hızlı trenle. Ve en güzel özellik şu, eğer Brandenburg'da ya da Berlin'de bir üniversite okuyorsanız devlet size ödediğiniz semester fee ile birlikte aynı zamanda bir toplu taşıma kartı veriyor. Bu toplu taşıma kartıyla Brandenburg artı Berlin eyaletinde ücretsiz seyahat edebiliyorsunuz. Her yeri görebiliyorsunuz. Bütün toplu taşımayı kullanabiliyorsunuz. Bu bana çok büyük bir özgürlük verdi. Neden üniversiteyi Berlin'de okumadın diyen arkadaşlarım var. Benim için tabii ki büyük bir şehirde üniversite okumak daha kolay olabilirdi. Her şey daha çok elinin altında, sosyalleşecek daha fazla imkan var. Frankfurt Oder gibi küçücük bir kasabada okumaktansa. Şu anlamda İngilizce eğitim veren üniversiteler Almanya'da çok az. Yani bachelor okuyorsanız İngilizce eğitim almak biraz zor olabiliyor. Yani çoğu Almanca eğitim veriyor. Ve Berlin'de kendi alanımda %100 İngilizce eğitim bulamadım ben. Ve o dönemde, yatay geçiş yaptığım dönemde %100 Almanca okuyabilecek kadar geliştirmediğim için Almancamı, ben Frankfurt Oder'de kalıp Viadrina'da okumaya devam etmek istedim. Ve okulumuz aslında eğitim anlamında da gerçekten kaliteli bir okul. Okula girmek de hem bachelor hem master o kadar kolay değil. Şartları zor. Zor dediğim yani kimisine göre zor, kimisine göre kolay ama herkesi almıyor yani öyle söyleyebilirim. Şu an yaklaşık 6 aydır Berlin'de oturuyorum. Her ne kadar 3 senedir Almanya'da olsam da Berlin'e 6 aydır taşındım. Ve 6 aylık Berlin tecrübem gerçekten akılda kalıcıydı. Buradaki sosyolojik yapı, takdir edersiniz ki biraz Doğu Almanya olması itibariyle daha farklı Batı kısmına göre. Mesela daha az Alman görüyorum. Çok fazla göçmen var. Türkler, Araplar, Suriyeliler, Güney Amerikalılar, İtalyanlar, o kadar çok göçmen var ki. Bu anlamda çeşitlilik mükemmel. Ve Berlin aslında pek çok insandan duyduğuma göre Almanya değil. Berlin Almanya'dan çok daha farklı bir ortam. Çünkü Almanya tecrübesi yaşamak isteyen bir insan bence Berlin'e gelmemeli. Bence Münih'e gitmeli. Çünkü Berlin gerçekten çok kozmopolit. İstanbul gibi düşünün. Yani Berlin'e herhangi bir kafeye girdiğinizde, herhangi bir restorana girdiğinizde sizinle direkt İngilizce konuşabilirler. O açıdan çok iyi Almanca bilmeyen bir öğrencinin burada iş bulması da bir tık daha kolay olabilir. Herkes İngilizce konuştuğu ve bu kadar kozmopolit bir puzzle olduğu için aslında. Onun dışında ev fiyatları olarak, maddi olarak, alışveriş olarak, yine dışarı çıkıp yeme içme anlamında Almanya'nın güneyine göre ya da batısına göre daha uygun diyebilirim, daha ucuz Doğu Almanya. Tabii ki doğal olarak bu anlamda maaşlar da bir tık düşüyor. Ama mesela benim kaldığım ev 300-400 euro arasında. Burada 500 euroya da ev bulabilirsiniz. 1000 euroya da ev bulabilirsiniz. Aylık kiralardan bahsediyorum. Bu tamamen sizin maddi durumunuza bağlı. Ama öğrenci dostu bir şehir olduğunu kesinlikle söylemeliyim. Çünkü sosyal anlamda gece ve gündüz hayatı çok çeşitli, çok geniş ve çok zengin. Özellikle mesela dil öğrenmek isteyen insanlar açısından tandem grupları, birlikte işte burada dil kulüpleri var. Onun dışında sosyalleşmek adına meetup'ta birlikte online buluşup ondan sonra birlikte dışarı gidip bir kafede oturup mesela
ben şey grubundaydım, Free Coding Girls, yani birlikte böyle kodlama yapabileceğimiz, birbirimizi geliştirebileceğimiz, yazılım öğrenebileceğimiz bir grup, böyle bu tarz gruplar oluyor. Mesela birlikte dil öğrenebileceğiniz, kendi alanınıza göre hem Telegram olsun, hem Meetup olsun, hem Facebook olsun, bu tarz platformlardan kendi ilgi alanınıza göre her türlü grup bulabiliyorsunuz Berlin'de. Onun dışında aklımda kalan başka bir şey daha var. Hala yaşatılıyor ve ben de hala aktif olarak kullanıyorum. İkinci el kültürü burada çok yaygın. İkinci el, mesela bir çantaya ihtiyacınız var. Biraz kaliteli bir çanta. Sıfırı, maddiyatınızı biraz geçiyor yani. Alamıyorsunuz. Burada ikinci eline çok da rahat, onun yarısından daha az bir fiyata bulabiliyorsunuz çantayı. Ya da sadece çanta için değil, bisiklet aynı şekilde. Bisiklet piyasası inanılmaz geniş. Çünkü Berlin'de araba olduğu kadar bisiklet de kullanılıyor. Hatta sadece bisiklet değil, patenle giden insanlar görebilirsiniz işine. O kadar aslında güzel bir imkan, çünkü bisiklet yolunun bulunması bisiklet sürenler için çok önemli. Başka şehirlerde bulamamıştım ben bunu ve bisiklet sürmek trafiğin içinde gerçekten tehlikeli olabiliyordu. Berlin bu anlamda bisiklet sürenlere de çok güzel bir imkan sunuyor. Onun haricinde çok turistik bir kent. Onu görebilirsiniz. Bir sürü turist var. Yılın her vaktinde, her zaman bir sürü turist görebilirsiniz burada. Bunun sebebi çok tarihi olması. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalıntılar, Berlin Duvarı, aynı zamanda Yahudi soykırımı ile alakalı müzeler, bir sürü anıtlar, heykeller ve mezarlar bulunmasından ötürü. Aslında yaşayan bir tarih Berlin. Ve burada mesela bunu kendilerine maddi kapı olarak değerlendiren öğrenciler de var. Burada tur rehberliği yapan öğrenciler var. Bundan para kazananlar var. Hatta bazıları bunu gönüllü olarak yapıyor. Tamamen online platformlardan bunların hepsini görebilirsiniz. Berlin'e gelmek isteyen herkese ben destek veriyorum. Kesinlikle gelinip görülmesi gereken bir yer. %100 Alman deneyimi, Almanya deneyimi belki size yaşatmayabilir ama Berlin deneyimi Almanya deneyiminden bence çok daha farklı bir deneyim ve bence kesinlikle denenmesi gereken bir şey. Frankfurt Oder'e gelecek olursak, benim yaklaşık 3 yılımı geçirdiğim küçük kasaba. İlk başta ben Erasmus'u yaparken çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Ama Erasmus bir sene sonra bitti ve herkes dağıldı. Herkes ülkesine geri döndü. Tanıdığım bütün arkadaşlarım bir anda yok oldular. Doğal olarak orada ben üniversite okumaya devam ettiğim için bir noktada kendimi aynı imkanların ve aynı durumun içinde bulamamış gibi hissettim. Çünkü insanlar gitmişti. Aslında o dönem kendime şöyle sordum. Ya ben şimdi burada ne yapacağım? Çünkü küçücük bir kent ve yapacak çok fazla bir şey yok. Evet, Berlin yakın, her zaman gidebilirsiniz ama orada yaşıyor olmak az çok sizi kısıtlıyor. Ama şöyle söyleyebilirim ki 3 yılın sonunda iyi ki orada yaşamışım. Bir öğrencinin yaşayabileceği en güzel yerlerden biriydi. Eğer iyi bir arkadaş çevreniz olursa ve gerçekten birazcık daha böyle eğitim anlamında kendinizi odaklanmak istiyorsanız, böyle her şeye kapatıp ben kendimi geliştirmek istiyorum, ben dil öğrenmek istiyorum, aslında sizin için en iyi yerlerden birisi. Çünkü her zaman arkadaşlarınızı bir araya gelip ders çalışabileceğiniz, tek başınıza çalışabileceğiniz veya grup halinde birlikte bir yerlere gidebileceğiniz, birlikte bir şeyler yapabileceğiniz, etkinlik yapabileceğiniz durumlar ve imkanlar ve mekanlar oluyor Frankfurt Oder'de. Dediğim gibi küçük de olsa bir öğrenci şehri ve okul, siz bir şey yapmak istediğinizde Viadrina'nın da başarısı bu. Her zaman size destek veriyor. Yani bu noktada benim 3 senedir çok fazla girişim başlatan arkadaşlarım oldu. Kendi girişimlerini başlattılar. Ve bence bu üniversitenin başarısıydı. Şehrin küçüklüğü gerçekten bence göz korkutmamalı. Frankfurt Oder maddi anlamda Berlin'e göre daha ucuz. Kesinlikle daha ucuz. Çünkü bir nevi daha uzak, daha küçük bir kent. Şey gibi düşünün, İstanbul, Kocaeli, Gebze gibi düşünün. Yine yaşayan nüfusu var, canlı bir kent ama ucuz ve daha küçük bir
yapıya sahip. Daha böyle insanlar konservatif, daha yaşlı nüfusu fazla ve tabii ki çok doğuda bulunması itibariyle haritada bakarsanız göreceksiniz tam Polonya sınırında. Yürüyerek Polonya'ya geçebiliyorsunuz. Bu itibariyle de Rus ve Sovyet izlerini taşıyor. O dönemin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki o Sovyet izlerini hem binalarda hem yapılarda görebiliyorsunuz. Hatta bizim okulumuzda kullandığımız Sprachzentrum yani Language Center İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma askerlerin cephanesiymiş. Biz bunu bilmiyorduk. Çok tarihi binalar var şehrin içinde. Gezdikçe görüyorsunuz. Onun dışında fiyatlara gelecek olursam ben hep yurtta kaldım. Studentenwerk diye geçiyor. Öğrenci yurtları, Wohngemeinschaft, işte WG. Doğal olarak 2-3 insanla, bazen 5 insanla bir evi paylaşabiliyorsunuz. Ben 2 kişi ya da 3 kişiyle paylaştım. Ve 200 ila 300 arasında, 250 maksimum 280 tek kişilik yurtlar da var. Tek kişilik yurtlar bir tık daha pahalı oluyor. Belki 290 oluyor. Ama kesinlikle yani 300'den fazla yurt vermiyorsun. Yurt parası vermiyorsunuz. Kira anlamında da 300 ile 500 arasında 600 de olabilir. 700 de olabilir. Bu sizin yelpazenize bağlı. Bulabiliyorsunuz kesinlikle. Onun dışında sosyallik olarak kafeler, restoranlar hala gelişmeye devam eden küçük bir şehir. Ama Berlin'le kıyaslanamaz kesinlikle çünkü çok küçük ve aslında çok da sosyal bir yapıya sahip değil. Ama iyi bir arkadaş grubunuz varsa sürekli kendinizi sosyal tutabilirsiniz. Sık sık Berlin'e gidip gelebilirsiniz veya oradaki yerel kafelere gidip gelebilirsiniz. Benim mesela hep gittiğim bir kafe var, Coworking Space. Hem ders çalışabiliyorsunuz, hem kahvenizi içebiliyorsunuz, hem toplanabiliyorsunuz falan. Ama bunun tabii ki bu tarz mekanların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. O kadar da küçük bir yer. Onun dışında Polonya'ya gidilebiliyor. Polonya'yı da gezebiliyorsunuz. Çünkü aradan Oder Nehri geçiyor ve geniş bir nehir. Hatta kışın bu nehir donuyor. Bu nehirde turlar yapıyor mesela. Üniversitenin kano kulübü var. Kano ve işte bu tarz tekneyle açılma etkinlikleri yapılabiliyor yazın. Üniversitenin spor müsabakaları oluyor yazın. Aynı zamanda bazı gönüllü faaliyetler oluyor. Yani aslında bu kadar küçük ve eski ve aynı zamanda sıkıcı bir kasabayı nasıl daha eğlenceli, daha aktif bir yere, yer haline getirebiliriz diye üniversite ve oradaki üniversite ekibi, öğrenciler olsun, hepsi gerçekten büyük bir çabayla uğraşıyorlar. Üniversitenin kütüphanesi de bu arada çok eski bir bina. Kütüphane, büyük bir kütüphanesi var ve orada da akşam 9'a kadar çalışabiliyorsunuz. Küçük bir AVM var yine, çok geniş değil. Spor salonları içinde, kıyafet mekanları, işte yemek mekanları, o tarz yerler var. Ama ben genelde bu tarz ihtiyaçlarımı karşılamak için hep Berlin'e gittim. Çünkü yani yetmiyor aslında. Oradaki insanlar, oradaki genç nüfusuna şehrin sunduğu imkanlar yetmiyor. Ama eğitim anlamında gerçekten oturup ders çalışmak için yeterli ve çok da güzel bir imkan sunuyor.